Fenerbahçe'nin rakibi açıklandı. Sevilla ile eşleşti. Şu anda bizde hemen bunun bilgisini verelim sevgili izleyenler. Fenerbahçe'nin rakibi seviye olduğu ilk maç 9 Mart'ta İtalya'da. Rövanşsa 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak. İspanya'da evet onu düzeltelim. İlk maç 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak. Ee, nasıl buldun rakibimizi? Yani evet şimdi rakipleri değerlendirirken Hı. en istemediğim takımlardan birisi Sevillaş. Evet. Ligdeki durumu çok parlak değil bu sezon altı galibiyetleri var. Ligada 12. Var. şu an. Evet çok iyi bir durumda değiller. E, lig performansı çok tartışmaya açık bir performans. Hı. Ama hani, kupanın tarihine baktığımızda kupayı en çok kazanan takım. Bu kupa söz konusu olduğunda ben biraz Real Madrid'e benzetiyorum Sevilla'yı. Real Madrid Şampiyonlar Ligi söz konusu olduğunda ne kadar formsuz olursa olsun Şampiyonlar Ligi maçında her zaman favoridir. Çünkü Real Madrid'in DNA'sında var Şampiyonlar Ligi. E, Sevilla için de artık şunu söyleyebiliriz. İşte eski UEFA Kupası, yeni UEFA Avrupa Ligi derken e, bu kupayı çokça kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Bunu e, çok fazla tecrübe etmiş bir takımdan bahsediyoruz. En tehlikeli oyuncuları en nesir yani herhalde burada e, çok... Kimse tartışmaz diye düşünüyorum ama e, kadro kalitesi olarak Manchester United'dan, bence Juventus'tan da bir tık altta hatta Roma'dan da bir tık altta hı hı. ama hani tercih edeceğim bir Sporting'den veya tercih edeceğim bir Şahtar'dan biraz daha güçlü bir rakip olduğunu söyleyelim. E, daha önce seviyeye karşı güzel e, hatıralarımız var. Hı hı. E, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde seviyeyle ile eşleşmiş ikinci turda ve e, elemişti penaltılarda. E, İspanya'da oynanan mücadelede Umarım benzeri olur yani e, oyun olarak belki en tempolu takım değil ama en büyük avantajlardan birisi bu <laughs> çok tempolu oynamıyorlar PSV karşısında ciddi ikinci karşılaşmada ciddi sorunlar yaşadılar ki buradaki temel nokta belki seviyeyi rahatsız edecek temel nokta Fenerbahçe'nin oynayacağı oyun temposu eğer hı, oyun temposunu hı. yüksek seviyede oynayabilirse seviye karşısında ki savunmada sıkıntılar yaşayabilen bir takım seviye karşısında ee, istediği ortamı futbol e, iklimini bulabilir. Ama eğer oradaki tempoya, seviyenin temposuna ortak olmaya çalışırsa e, biraz sıkıntı yaşanabilir diye düşünüyorum. Tabii ki ilk maçın İspanya'da oynanması, ikinci maçın e, Kadıköy'de olması büyük avantaj. Ev sahibi Mutlaka. olarak bitirecek turu. E, mümkün olduğu kadar oradaki maçı kazasız belasız atlatmak gerekiyor. Ee, çok ateşli bir taraftarı var Hanım. Bunu da e, hatırlatmış olalım. Çünkü e, Avrupa Kupalarına çok hakimler. Yani Hı. tecrübeli bir takımdan bahsediyoruz. Ta takım ve kulüp olarak da çok tecrübeli bir e, rakibe karşı eşleştik. Hani ister miydim? Hani sen az önce sordun sıralama yapacak olsak seviyeyi belki hani en son 3-4'te e, bu rakipler arasında ikinci bölümde yani daha, Aa, daha ilerleyen dönemlerde istemek daha Hı. mantıklı olabilirdi. Ama Fenerbahçe'nin de kadrosu gayet güçlü ki Avrupa'da oynadığı maçlarda şu ana kadar hani güçlü takımlara karşı da oynadı. İşte Rem bunlardan birisiydi dün akşam elendi evet. ama neredeyse işte turu geçiyordu. Son son dakikada uzatmada kendi kalesine gol atınca eee penaltılara gitti ve elendi. bu seviyelere çıkabilecek bir yapıda olduğunu gösterdi Fenerbahçe ve umarım seviye karşısında da aynı şekilde olur. Ligdeki gidişatları Bizim için avantaj Peki, gibi görülse de... Şimdi şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına da bakıyorum. Orada da gerçekten yalnızca bir galibiyet almışlardı ama zaten. Ama zor bir gruptan O da evet, Kopenhag'a karşı 3-0. Evet, City'nin grubundaydı. İyi bir şampiyonlar City, ligi Dortmund, macerası geçirmedi. City, Dortmund hep mağlubiyetle ayrıldı oradan. City'nin grubunda iyi bir şampiyonlar ligi dönemi geçirmedim. Ligde iddiasının olmaması, hmm. ligde çok da böyle tehlikeli bir durumda da olmaması Sevilla'nın Avrupa Ligi'ne biraz daha önem vermesi belki sezonu iyi kapatma açısından Avrupa Ligi'nde ilerleme e, imkanı da doğurabilir. Bu bizim için bir risk çünkü ligdeki iddiası belki biraz daha e, dengeleme noktasına götürebilirdi. Kral Kupası'ndan da yanlışım yoksa e, elendiler. Yani şu an sezon için tek hedefi Sevilla'nın UEFA Avrupa Ligi'nde kazanmak edenin mümkün olduğu kadar uzağa kadar uzağa gitmek. E, ya kolay bir kura olmadı. Zaten kolay bir rakip yoktu. Yani gönlümden geçen iki rakip vardı. Onların dışında birisi geldi. E, Avrupa maçlara Liga bakacağız. büyük av dedi. Büyük avantaj var Fenerbahçe açısından. Eğer yanlışım yoksa içeriden de bakarlarsa sevinirim. Ben baktım, hı hı. E, pas geçecek, bay geçecek e, aradaki haftayı Fenerbahçe. Yani 9'unda ilk maç oynanacak. Fenerbahçe'nin lig maçı yok. Sonrasında e, Avrupa Rövanş maçını oynadıktan sonra Alanya spor mücadelesi oynayacak. Yani arada bir e, dinlenme, belki ikinci maça hazırlanma imkanı sunacak Fenerbahçe için bu turda. Hı hı. Bu büyük bir avantaj çünkü çok düşük bir tempodan hatta hiç maç oynanmadan başlayan bir dönemde hemen üç maçlı bir sisteme geçildiği takdirde biraz zorlanmalar fiziksel olarak olabilirdi. Burada lig maçı oynadıktan sonra Avrupa maçı oynayacak sonra boş tekrar Avrupa maçı ve lig maçı bu bir avantaj olarak görülebilir diye düşünüyorum. Şimdi zor bir rakip olduğundan bahsediyoruz Hı -hı. ama bizim için şu an en önemli olan şu anki durum aslında. Evet. Şimdi ligde 12. sırada dedik, Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Avrupa Ligi'nde de yine PSV Eindhoven'da ilk maçta 3-0 yenmesine rağmen diğer karşılaşmada 2-0'lık bir mağlubiyet evet. aldı. Aslında avantajla bir üst basamağa çıkmış oldu. Fenerbahçe'yi de ben yine bu anlamda üstünde biraz görebiliriz diye düşünüyorum. Öyle, PSV eşleşmesinde çok zorlandılar. Yani ikinci maçta özellikle çok zorlandılar. İlk maç o kadar zor geçmedi. Biraz PSV'nin şok yaşadığı bir maç olduğunu ifade edebiliriz. Ama ikinci maçta çok zorlandı. Hatta PSV de tur atlayabilirdi. Yani çok da şaşırtıcı olmazdı. Fenerbahçe'nin şansı. Yani Manchester United, Juventus, Roma gibi bir takım çıkmış olsaydı biraz daha düşük görülebilirdi. Sevilla'nın durumu, evet senin de söylediğin gibi form durumu çok inişli çıkışlı bir takım. Bu sezon istikrarı bir türlü bulamadılar. Felaket bir sezon başlangıcı yaptılar ki Şampiyonlar Ligi dönemi de o sezon başlangıcına denk geldiği için aslında evet. çok kötü geçti. Bir galibiyetleri var, sen az önce söylemiştin. Ee, Avrupa Ligi elde tutulabilecek tek hedef, şu an çok da eleştiri söz konusu e, Sevilla açısından. E, atipik bir teknik direktörleri var. İyi bir kul kulüp organizasyonu var. E, tanıdığımız bir e, marka o eee yani tekrar görme şansımız olacak. Ligi çok iyi takip eden bir sportif direktörleri var. Türkiye ligini çok iyi biliyor. E, o yüzden ne onlar için sürpriz olacak bir durum söz konusu evet. olmayacaktır. Fenerbahçe açısından da bir kez daha söylüyorum. Oyun temposu olarak yani Fenerbahçe'nin en büyük artısı bu sezon kendi A planını mükemmele yakın oynadığı maçlardan Rakip kim olursa olsun ya geri dönüşü sağladı ya da işte galibiyete ulaşma imkanı yakaladı. Hı hı. Burada da seviye karşısında çünkü çok kaliteli ayakları var. A, unutmayalım gerçekten kadro kalitesi yüksek e, kadrodan bahsediyoruz. Yüksek bir takımdan bahsediyoruz. Eğer temposunu kendi istediği seviyede ayarlayabilirse, rakip yarı sahada baskıyı yapabilirse... Sevilla'nın oyununu bozmaya yönelik bir oyun ter, sergilerse sezon başında yaptığı gibi... Bu turdan da galip ayrılabilir ve bir sonraki tura çıkabilir. Ama eğer Dünya Kupası dönüşü sonrasındaki oyun, işte oyun işli çıkışlı, maç esnasında da çok ciddi anlamda boşluklar yaşayan, işte öndeki baskının tembelleştiği bir oyun izlersek Fenerbahçe'de, bu sefer cezalandırabilir seviye. Çünkü geriden oyunu kurma kalitesi yüksek bir takım. Evet. Fenerbahçe için en büyük risklerden bir tanesi de, geriden iyi oyun kuran, ilk baskı perdesini evet. rahat aşan, ve işte Fenerbahçe'nin öndeki savunma hattını koşularla yakalayabilecek oyunculara hı hı. sahip olan takımlar Sevilla'da eğer o baskıyı biraz tembelleştirirseniz evet. sizi cezalandırabilir.